Bir insan bir oruçluyu iftar ettirirse burada zenginlik, fakirlik şartı yok. Zengin de olabilir, fakir de olabilir. Mesela oruç tuttu, iftarına ben vesile olayım demiştir. Elbette fakire iftar vermenin çok daha farklı mükafatı vardır. Ama buradaki özellik oruçlu bir insana iftar vermektir. Eşini, dostunu çağırdın, ananı, babanı çağırdın, aile bireylerini çağırdın, komşularını çağırdın, bir mümin kardeşini çağırdın ve iftar verdin. İşte kim bir iftar verirse Cenab-ı Hak o kulunun oruç tutan insana gösterdiği ilgiyi görünce, kulum sen bu ilgiyi gösteriyorsan ben de sana ilgi gösteririm, günahlarını silerim der. Cenab-ı Hak o kuluna verir de verir. O iftar veren kişiye, bir kişiye mi iftar verdi, beş kişiye mi iftar verdi? O beş kişinin tutmuş olduğu oruçtan ne kadar sevap almışlarsa bir o kadar sevabı iftar veren kişiye Cenab-ı Hak verir. Onlardan alarak vermez, onların mükafatını tam verir. Ancak kendi hazinesi iftar veren kişiye de bir o kadar mükafat verir. Yani herkes iftar vermeye gücü yetmeyebilir. Teşvik ediyorsun, herkesin buna gücü yetmeyebilir. Yani herkes imkanına göre. Adam iftar verecek imkanı yoktur. Ne yapmıştır? Hurma dağıtmıştır. Ne yapmıştır? Su dağıtmıştır. O kadar gücü yetmiştir. Onun gücü o kadar yetince Cenab-ı Hak onun gücüne göre mükafatını ne yapıyor? Demek ki ben sana daha fazla imkan verseydim daha fazlasını yapacaktın. Onu Allah mahrum bırakmaz diyor.